Peki ateşkes mümkün mü bu durumda? Gelecekte bu ne kadar devam edecek bu şekilde Zafer Bey? Şimdi yani yapılan bu adımdan sonra bir kere şunu net olarak biliyoruz. Yani İsrail bu bölgede şımartılan bir çocuk. Zaten kuruluş amacı da onunla alakalı. Yani herkes muhtemelen görmüştür. Biden'ın bile daha eski senatör dönemlerinden videolar yayınlanıyor. Orada bile adam ne diyor? 1948'de bölgede bir İsrail devleti kurulmasaydı bile biz bugünlerde gene kurardık diyor. Kendi çıkarlarımızı bölgeden elde edebilmek için. Yani aslında neyi itiraf etmiş oluyor Biden? Bu İsrail devletinin bölgede tamamen bizim çıkarlarımızı sağlamak üzere devletleştirdiğimizi söylüyor. Onlar kurdu zaten İsrail devletini. Yoksa Yahudiler o dönemlerde gelip de burada kendi haklarıyla mücadele edip, savaş edip biz kazandık o yüzden burada devlet kuracağız diye bir iddiaları zaten yok. Hem de tarihsel veri de bunu zaten sağlamıyor. Yani bunun doğru olduğunu sağlamıyor. Geldi İngiltere, arkasından da Amerika bölgede Yahudilerin hem göç etmelerini yani hem istekli gönüllü hem de istemeyerek sürgün ettiler. İşte o 2. Dünya Savaşı'ndaki Almanlara yaptırılmış olan operasyonlarla Yahudilerin can güvenliği var diye dediler ki nereye gitmemiz lazım? Filistin-İsrail coğrafyasında. Niye başka ülkeleri göndermediniz de buralara gönderdiniz? Hem kehanet tarihi yaklaşıyordu hem de zaten çıkarları neyse o çıkarları elde edebilmek için insanların buraya toplanması gerekiyordu. Topladılar, devleti verdiler ama bakın yaklaşık yani yaklaşık değil tam anlamıyla 75. yılını kutluyor bugün İsrail. 75 yıllık bir devlet olmasına rağmen ona yani Yahudilere devleti verenler ibadetlerinin merkezini teşkil etmiş olan tapınağı kurdurtmuyorlar. Bu da onların ne kadar çok kullanıldığını yani Yahudilerin kullanıldığını gösteriyor. Şimdi normalde biz Yahudi şeriatına baktığımız zaman neyi görüyoruz? Bir yıl içerisinde 3 kere tekrarlanan hac ibadeti var Yahudilerin. Bizde yılda bir kere, onlar da yılda 3 kere. Ve sadece erkeklere farz. Ama tapınak yok. Ve diğer günah işledi diyelim mesela bir Yahudi. Günahının kefaretini yani bağışlanmasını sağlayabilmesi için tapınağa gelirdi. Tapınakta bir adakta bulunurdu. Kurban keserdi. Şimdi tapınak yok. Adamlar günah içinde. Devleti var mı? Bakarsan kağıt üstünde literatürde, prosedürde var. Yani bağımsız bir İsrail yani Yahudi devleti var. Ama adamlara devlet verenler tapınak vermiyor. Demek ki kendince devleti kuranların bölge üzerinde takip etmiş olduğu bir strateji var. Ve bu strateji içerisinde Yahudilere bir tapınak kurdurma planı yok. Bunu da görmemiz lazım. O yüzden de biz genelde anlatım yaparken diyoruz ki Yahudi de kendisinin farkına varsın. Ne kadar çok kullanıldığını görsün. Adam ne diyor Biden? Ben Siyonistim diyor. Ama biz Biden'ın ne olduğunu biliyoruz. Katolik Hristiyan. Demek ki aslında şunu da itiraf ediyor. Bir Siyonist olabilmek için Yahudi olma zorunluluğu yok. Siyonist olabilirsin ama Yahudi olma zorunluluğun yok. Demek ki bu Siyonizm dediğimiz olgu Yahudiliğin dışında olan bir olgu. Bunu bir kere ayırmamız lazım. Bunu ayırabilmek için de biz neyin altını çizerek anlatmaya çalışıyoruz? Ülkemizde ne yazık ki işte yine yanlış bir şekilde anlatılan arzu mevcut sınırları dedikleri İşte Nil'den Fırat'a vesaire diye genişçe bir sınırları ifade eden haritalar gezdiriliyor. Neymiş efendim? Bu haritada Tevrat'ta anlatılan Yahudilere verilmiş, vaat edilmiş sınırlar diye anlatılmaya çalışılıyor ülkemizde. Biz de diyoruz ki hayır, bu doğru değil. Bu harita belki normalde elimizdeki Tevrat'ta ifade edilen, vaat edilmiş toprakların sınırlarının belki 10 katı, belki 20 katı büyüklüğünde bir arazi. Normalde kitabi anlamda yani Tevrat'a bakarsak onların kendi kabul etmiş olduğu vaat edilmiş topraklar dediği alan bu sınırlar değil. Biz orijinal haritanın ne olduğunu kendi yazmış olduğumuz tapınak kitabında zaten gösterdik. Yine yani kitabımızı 2019'da salgının hemen öncesinde çıkartma gayemiz de buydu. Çünkü araya salgın girecekti, kapanmalar gelecekti. Biz kitabı çıkarsak bile 2023'ler, 22'lerde olay patlamış olacaktı ve biz olayın sanki sonradan okumasını yapmış gibi olacaktık.
bu olmasın diye 2019'dan kitabımızı bastırdık ve okuyucuların hizmetine sunduk. Olayı Sandığımdan önceden takip ettik. unuttuğu kavim İsrailoğulları. Kitabın adı Tanrı'nın unuttuğu kavim İsrailoğulları, değil mi? Zafer Bey, doğru Doğru, mu öyle ediyorum? doğru, doğru. Kitap adı Tapınak, alt tanım Tanrı'nın unuttuğu, Tanrı unuttuğu kavim İsrailoğulları. Bunu da söyleyince tabii bir Müslüman bunu okuyunca böyle, yani Tanrı'nın unuttuğu kavim İsrailoğulları deyince hemen tepki geliyor tabii. Aa, Tanrı unutur mu vesaire. Biz de diyoruz ki tabii ki unutmaz. Böyle bir şey söylemek mümkün mü? Ama buradaki tanım Tevrat, yani Yahudi literatürüne uygun bir tanım. Çünkü onların tanrısı, yani İsrailoğullarının Tevrat'ta kabul etmiş olduğu tanrı insanlaştırılmış bir tanrı. Olay oluyor, kızıyor. Olay oluyor, öfkeleniyor. Olay oluyor, katlediyor. Olay oluyor, çok seviniyor. Olay oluyor, kazanılmış olan bir savaştan ganimet istiyor. Tanrıya bak. Yani böyle tanrı mı olur? O yüzden işte terk ettiği anlamına gelsin diye unuttuğu diyoruz. Oradaki unutmak terk ettiği anlamında. Yani çünkü öyle olaylar oluyor ki İsrailoğulları ciddi anlamda kendi tanrısının sözünü dinlemiyor. Kendi tanrısı diyor ki ben sizi terk ediyorum. Yani sizi bundan sonra unutacağım, yok sayacağım diyor. Benim böyle seçkin bir kavmim yok diyeceğim diyor. O yüzden de işte bu tanımı bu sebeple koyduk oraya. Şimdi toparlarsak, şimdi tabii çok konuştum, özür dilerim. Şimdi Estağfurullah. toparladığımızda da genel ölçekte evet, İsrail şu anda bölgede bir ateşkesi istemeyecek. Çünkü ona verilen jeopolitik, yani biraz işin siyasetini anlatırsak, İran'ın Akdeniz'e kadar uzandırılmış olan Şii hilalini kendi sınırlarına hapsetmek istiyor. Yani Lübnan'a, Suriye'ye, Irak'a ileriki dönemlerde zaten operasyon yapılması gerekiyor bu mantıkla yola çıktıkları için. O yüzden de şunu istiyor İsrail: ben yüzümü kuzeye dönebilmek için benim kendi evimin içinde beni engelleyecek, arkamdan çekebilecek olan bir sorun var burada. Bu sorunu yok etmem lazım diyor. Nedir o sorun? İşte Hamas, Gazze coğrafyası vesaire. Bunu yok etmem lazım. Şimdi ona bu sebeple operasyon yapıyor. Onu ciddi anlamda etkisizleştirecek. Daha sonra yönünü kuzeye dönecek. Yani Lübnan burada kolay bir lokma olarak gözüküyor. Onun tamamından bahsetmiyoruz tabii Lübnan'ın. İsrail'le sınır olan Lübnan'ın güneyi olan coğrafya, yani Hizbullah'ın yapılanmış olduğu alana operasyon yapılacak. O zaman karşımıza kim çıkacak? İsrail'i bugün yapmış olduğu eylemlerden dolayı destekleyen Fransa çıkacak İsrail'in karşısına. Niye? Çünkü Fransa Lübnan'ın hala manda yönetimiyle yönetmiş olduğu bir ülkedir. Fransa Lübnan'ı yönetiyor. Peki Lübnan Fransa'nınsa, Lübnan'ın içinde İran ve Hizbullah yapılanması duruyorsa, bir bakıma da olsa Fransa uluslararası literatürde Hizbullah terör örgütü olarak tanımlıyorsa, niye manda yönetiminde olmuş olduğu bir ülkede bu terör örgütünün yapılanmasına hem izin veriyor hem operasyon yapmıyor? Bunun bir mantığı olması lazım. Çünkü İran demek ki burada ciddi anlamda arka planda Fransa ile dirsek temasında. Neden? Çünkü İran Hizbullah'ı kullanarak hem nasıl diyelim Afrika üzerinden Amerika kıtasına, hem de tam tersi olarak Amerika kıtasından Afrika üzerinden Orta Doğu'ya uyuşturucu ticareti yapıyor. Bu ticaretten de ciddi anlamda para kazanan Fransa oluyor. Hatırlayın bakalım, değil mi? Yani 2021 diye hatırlıyorum ben. Beyrut limanında patlama olmuştu. Acaba neden? Fransa'ya rağmen mi olmuştu o patlama? Hayır tabii ki. Yani neden? Birilerine gözdağı verdi Fransa. İran'a dedi ki ben benim bölgemde benden habersiz kendi çıkarına operasyon yaparsan bölgenin kontrolünün kimde olduğunu sana hatırlatırım dedi ve limanda patlama oldu. Herkes farklı teoriler üretmişti o zaman, işte yok oradaki patlamanın etkisi Kıbrıs adası patladı, hidrojen bombası atıldı vesaire dendi. Tabii bu işin doğru olan olmayan kısmıydı ama dikkat çekmek isteyen arkadaşlarımız böyle açıklamalar yapmıştı. Yani bölgede şu an için Fransa İsrail'i destekliyor ama İsrail Lübnan'a doğru operasyon yaptığında o zaman Fransa ile karşı karşıya gelecek. Çünkü neyi biliyoruz? 79'da İran'da o İslamik rejim, tırnak içinde İslamik rejim iş başına getirildiğinde dini lider
dedikleri Hümeyni hangi ülkeden İran'a getirildi? Fransa'da. Yani birileri kendince çıkarlarını elde edebilmek için yemiyor, içmiyor, uyumuyor, dersini iyi çalışıyor. E o zaman bizim de dersimizi iyi çalışmamız lazım. Daha sonraki süreçte burada Yani, Suriye'de tabii ki bir buyurun. tamamlayın. Ben bir soru sormak istiyorum. Tamamlayın Zafer Bey. Ya tam anlamıyla işte burada öncelikle hedefinin bir kere İsrail'in kendi ajandasında şu an ateşkes yok. Ki bu saatten sonra ateşkes ilan ederse İsrail öldürülmüş olan, katledilmiş olan kendi Yahudi vatandaşların kanı yerde kalacak. Bundan dolayı da eleştirilecek Netanyahu. Şimdi zaten eleştiriliyor. Senin yüzünden öldü insanlarımız, akrabalarımız, çocuklarımız diye. Bir de şimdi ateşkes yaparsa o zaman intikamımızı niye almadan geldin diyecekler. O yüzden de Netanyahu bu anlamda geri dönüşü olmayan bir yolda. Ama Yahudiler memnun olsun ama olmasın ama izleyecekleri ajanda bu. Bunu tamamlayacaklar. Burada neyi görüyoruz biz? İşte daha sonrasında da Lübnan operasyon, daha sonrasında Suriye yönelik, daha sonrasında da Irak'a yönelik bir operasyon gelecek. Şimdi birileri diyebilir ki bu zaten işte Büyük Ortadoğu projesi. E tabii ki efendim zaten Büyük Ortadoğu projesi bitmedi ki. Birileri bitti diye anlattı bize Türkiye'de ama bitmedi. Niye? Zaten uluslararası bu gibi projeleri, operasyonları bölgelerde yapan o örgütlenmeler diyelim veya istihbarat çalışmaları diyelim kısık ateşte gidiyor. Bugün bir yeri patlatıyor, 10 yıl sonra ikinci aşamaya geçiyor. Bizimkiler de diyor ki o 10 yıllık zaman içerisinde ha bak adam başarısız oldu, operasyonu bitti. Yani projesini devam ettiremiyor diyorlar. Biz de diyoruz ki olur mu efendim işte bu bizim bir bakıma da olsa gardımızı indirmemize sebep oluyor. Biz hazırlıklı olmamız lazım. Hem milletimizi yani sivil vatandaşımızı fikri anlamda bilgiyle, doğru bilgiyle donatacağız. Hem de akabinde arkasından gelecek olan yöneticilerimizi seçerken bu anlamda kimler donanımlı diye bakıp ona göre seçeceğiz. Çünkü elimizde bizim bir imkan var ama beğenelim ama beğenmeyelim. Yani biz seçici olan insanlarız şu anda birilerini seçmek üzere. Eğer biz fikri altyapımızı ülkenin tamamına yayarsak zaten elimizden gelen en doğru yöneticiyi de iş başına getirmiş oluruz. Buyurun. Zafer Bey, özellikle 7 kilise dediniz, Ege bölgesini işaret eden önümüzdeki günlerde önemli olaylar ya da yeni tarihler. Ama buraya geçmeden önce, bu soruya geçmeden önce bir kısım tarafından İsrail mağdur da gösteriliyor. Bu saldırıdan haberi yoktu ve hazırlıksız yakalandı İsrail. Peki bu kadar istihbaratı güçlü, bu kadar da her türlü şifreyi kullanan bir sistemin bilen bilmeyen için Mossad'ı da düşündüğümüzde İsrail'in bundan habersiz olmaması mümkün değildir. Onaylayacağınızı düşünüyorum. Tarihlerin de özel seçilmediğini düşünürsek eğer. Sizce haberi var mıydı yok muydu? Gerçekten gafil mi avlandı? Zaten bunu mu istiyordu? Bu istediği için mi mesihat duygusu yani bir mesihtan bizim tabirimizle de Tanrı'yı kıyamete zorlamak ve ne kadar kötü olay olursa o kadar çabuk Mesih gelir olgusunun başlangıcından sizi de atıf yaparaktan. Bunu gerçekten bilmiyor muydu yoksa biliyordu mağduru mu oynuyor? Bir de Ege'ye vurgu yapmak istiyorum. Yeni tarihleriniz var mı ve Ege'yi neler bekliyor? 7 kilise ile alakalı biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Şimdi önce hemen Mossad'a bir dönelim. Yani İsrail istihbaratın konudan haberdar mıydı, değil miydi? Biz en başından beri şunu söyledik. Haberi olmaması imkansız deyip altını boş bırakmadık. Hemen doldurduk. Neden? Çünkü sağ olsun Hamas'taki lider çıktı, basın açıklaması yaptı. Ne dedi? Biz bu operasyona son 2 yıldır hazırlanıyoruz dedi. Yani 2 yıllık bir hazırlık olacak. Bölgede Mossad 2 yıl uyuyacak. E zaten neyi biliyoruz? Bölgede yani Hamas'ın içinde Mossad'ın kendi ajanları da var. O yüzden içeriden ciddi anlamda haberdar. Hadi onları da geçelim diyelim. E zaten daha yeni İsrail savunma yani defans dedikleri savunma kuvvet biriminin sözcüsü şunu söylemişti. Şu hastane bombalanması olunca hemen dedi ki Hamaslıların İslami cihatla kendi aralarında yapmış oldukları konuşması var
ve biz bunu dinlemeye takıldığı için dedi, size ses kayıtlarını yayınlıyoruz. Yani hastaneyi biz değil, onlar kendileri vurdu, kaza alan dediler ama ihaleyi bize yıkmaya çalışıyorlar dedi. Dünya basında bunu bilsin diyerek kendini aklamaya çalıştı. Biz buradan neyi öğreniyoruz? Zaten Hamas'ı Mossad dinliyor. Dinliyor zaten, en büyük kanıtı bu. Yani dinlemeye bile almış olduğu bir yapının hareketliliğinden habersiz olabilir mi? Olmaz. Daha sonra neyi biliyoruz? İşte o içerideki Gazze'den güvenlik bariyerinin, koridorların olduğu alandan dışarıya işte paramotorlarla çıktılar değil mi? Hepimiz yine görüntüleri gördük. O festival sırasında havada onlarca paramotor vardı. Ve siz neredeyse o hemen bariyerden dışarıya paramotorla uçtuğunuz an karşınızda 12 tane koridorda kuleler var. Kontrol kuleleri var İsrail'in kurmuş olduğu. Buradaki askerler vesaire oradaki o para motorun sesini duymadılar mı? Yani izleyicilerimiz belki bilmiyor olabilir ama para motor pervaneli çalıştığınızda adı üstünde motor zaten. Motoru var, pervanesi var. Bu öyle bir ses çıkarıyor ki duymama imkanınız yok. Hadi bir tanesi uçsa diyeceğiz ki bir taneydi, duyamadılar, edemediler. Ama onlarca eş zamanlı uçan paramotordan bahsediyoruz. Hem duymamaları imkansız hem de zaten o kendilerinin sınırlandırmış olduğu bariyerin olduğu koridorun üzerine İsrail tarama yapıyor. Radar tarama sistemi var orada. Ne diyoruz? Paramotor. Motor sıcaklık yayıyor. Zaten radara takılan da sıcaklık oluyor. Bunu da mı görmedi İsrail yani? Eğer bunları gerçek anlamda Hamas atlatabilecek olan bir teknolojiyle saldırdıysa biz neyi söylememiz lazım? Niye şimdi mağduru oynuyor? O zaman devam etmesi lazımdı. Bu kadar daha fazla kendini işte benim mağdurum, ben de mağdurum Hamas konumuna gelmemesi lazımdı. Ama şimdi işler değişti gibi gözüküyor. O yüzden genel itibariyle şunu anlatmaya çalışıyoruz. İsrail istihbaratının yapılan operasyondan en başından en sonuna kadar haberi vardı. Ege'ye gelirsek. Ege'ye geldiğimizde, şimdi bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda evet Ege'deki 7 kilise ile alakalı bir eylem, bir etkinlik olabilir. Yani bu eylem demek illa en nihayetinde olmaz. Yani sıcak çatışma gelecek olan süreç en son olur. Birileri gelir sana teklifte bulunur. Amaç ne? Bölgedeki 7 kilisenin yeniden aktif hale gelmesi. Şimdi biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti hukuken anayasa gereği laik bir yönetime sahip. Yani ne bir İslamik rejimiz ne de herhangi bir dini rejimiz biz. Yani saltanat yok, hilafet yok vesaire yok bizde. Laikiz. Yani diyor ki devletimiz benim ülke sınırlarımın içerisinde hangi inanca kendini bağlı hisseden bir grup varsa ben o grubun kendi sınırlarım içerisinde ibadet etme özgürlüğünü sağlamak zorundayım diyor. Bu benim anayasam diyor. Tamam. Eyvallah. Neyi gördük zaten? Bakın yakın zamanda İstanbul Yeşilköy dediğimiz semtin olduğu yerde sıfırdan Cumhuriyet tarihinde ilk defa inşa edilmiş Süryani Kilisesi gördük. Şimdi acaba diyoruz. Acaba ileriki dönemlerde çünkü Patrikhane çok zorluyor. İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi o bölgedeki kiliselerin yeniden imar edilerek ayağa kaldırılması ve bölgenin inanç turizmi içinde yer almasını istiyor. Diyor ki ben bölgeye hacıları getireceğim, onları hacı yani inanç turizmi başlatacağım diyor. Bunun üzerinden de devlete vermem. İşte ama Kültür Bakanlığı'na ama yeni bir birim kurulur. Ona da vermem gereken ücret miktarı neyse onu da vermeye razıyım diyor. Şimdi bu gibi talepler de ister istemez yerine getirilme gibi bir durum olursa zaten bu diplomatik yolla hayata geçirilmiş olacak ve adamlar sıradaki kehanetin bu anlamda gerçekleştiği tikini atacak. Ha biz buralarda diplomatik anlamda ayak sürer dediklerini yapmaz isek o zaman ister istemez süreç biraz sıkıntılı, çatışmalı ortama sirayet ettirilecek. İşte o yüzden de neyi görüyoruz ya da görmemiz lazım diyoruz. Karşımızdaki Amerika'nın Yunanistan'a bu kadar ciddi anlamda hem cephane vermesi hem de üs kurarak gelmesi pek hayra alamet olmasa gerek diyoruz. Yunanistan'ın kendi milli anlamdaki ideolojisi içerisinde Megala Idea haritası var. Bir bakıma bunu şöyle daha rahat anlatabiliriz. Bizim nasıl Misak-ı Milli'miz var? Bu da Yunanistan'ın Misak-ı Milli'si.
Sınırları nereyi kapsıyor? Benim Ege'min tamamını kapsıyor. Ve biz neyi biliyoruz? Şu anda Ege'de antlaşmalar üzere sabit olarak netliği tam anlamıyla gün yüzünde olan bazı adaların silahsızlandırılması, işte orada bir kamusal düzenin kurulmaması, bayrağın asılmaması ile alakalı antlaşma metninin net olarak ortada olmasına rağmen Yunanistan bunu çiğneyerek orada asker de bulunduruyor, silah da getiriyor, bayrak da dalgalandırıyor. Şimdi bu desteği kimden alıyor da bu hareketleri yapıyor? İşte Amerika'dan. İşte Amerika bölgede İsrail'i şımartıyor, Yunanistan'ı şımartıyor, yukarıda kuzeyde Ukrayna'yı şımarttı vesaire derken aslında hepimizin hedefinde olması gereken düşmanın Amerika'nın olması gerekiyorken biz gidiyoruz işte onun kullanmış olduğu maşalarla oyalatılıyoruz. Bunu söyleyelim. Ha, Ege'de bir hareketlilik ne zaman olabilir? Ki yapmış olduğumuz takibatta İzmir'de şöyle bir hareketlilik var. Çünkü 7 kiliseden yaklaşık 3 tanesi İzmir, bugünkü İzmir ilinin sınırları içerisine denk geliyor. Bir zaten İzmir'in merkezinde bir kilise olarak ifade ediliyor. Daha sonra işte Efes dediğimiz bir coğrafyada var. Bir de Bergama dedikleri yer var. Bunların hepsi işte İzmir sınırları içerisine denk geliyor. Ama neyi takip ettiğimizde gördük? Antik kent var. Efes Antik Kenti. Eskiden Efes Antik Kenti'nin Ege'ye sahili vardı. Yani deniz antik kentin olduğu yere kadar geliyordu. Yaklaşık olarak şu anda 8 kilometre kadar açıkta Ege Denizi. Yani Efes Antik Kenti'ne şu anda deniz ulaşmıyordu. Ama ülkemizin yapmış olduğu bir projeyle, 2018 yılında başlayan bir projeyle Ege Denizi'nden Efes Antik Kenti'nin olduğu yere bir kanal projesi yapılıyor şu an. Neredeyse o proje tamamlanmak, yani ciddi bir mesafe kat etti. Ve bu 2018'de başlayan kanal projesinin tamamlanma süreci olarak hedef edilen yıl 2025. Tam da kehanet tarihine denk geliyor. Yani Mesih'in geri gelişi. Ya işte bunlar tesadüf mü değil mi? İzleyicilerin takdirine sunuyoruz. Peki Mesih dediğimiz anda bir de yeni dönemlerde konuşulan bir yeni dünya düzeni liderleri var. Ya tek bir lider ya da her ülke kendi liderini tekrardan belirleyecek. Yeni dünya yani tek dünya düzenini Mesih gibi tanıtmaları 2025 yılında mümkün mü? Bir de Türkiye özelinde bir soru sorsam size. Türkiye'nin yeni lideriyle alakalı hep anlatılan son dönemlerde nice yeni yeni fikirler var. Sizin bu konuda bir fikriniz var mı? Hani Atatürk'e benzeyecek diyen var. İşte Anadolu'dan çıkacak diyen var. Sizin bununla alakalı bir fikriniz var mı? Sonra da ekleyeceklerinizi alıp izninizle sorulara bakacağım. Buyurun Zafer Bey. Bu arada sevgili dostlar, Zafer Bey beni görmüyor, ben de Zafer Bey'i görmüyorum. O yüzden arada Evet. sürçülisan edersek, bölersek lütfen kusura bakmayın. Lütfen Zafer Bey buyurun. Estağfurullah. Şimdi hemen onların beklediği Mesih'le alakalı bir durumu ayrıştıralım. Çünkü evet, kehanetlerine göre Yahudi de bir Mesih bekliyor, Hristiyan da bir Mesih bekliyor. Hristiyan'ın beklemiş olduğu Mesih dünya tecrübesi olan bir kişi. Kim bu? İlk gelişini tamamlamış olan Hazreti İsa. Ve tekrardan ikinci gelişi içinde onlar hazırlık yaptığı ve geleceğine de inandıkları için dünya tecrübesi olan bir kişiyi bekliyor Hristiyan dünyası. Ama Yahudilikteki bakış açısı öyle değil ve Hristiyanlıkta da gelecek olan Mesih gökyüzünden gelecek, semadan gelecek. Kendisini gökyüzünde göstererek gücünü, kudretini yeryüzündeki insanlar üzerine bir bakıma da olsa korku salarak gelecek. İşte ben bu kadar heybetli, güçlüyüm. Bakın benim gücüm var, gökyüzünden geliyorum. Herkes yeryüzüne indim, ayaklarımı yere bastığım an benim arkama safa geçecek kardeşim moduna getiriyorlar beklentiyi. Ama Yahudilikteki olay şu. Yahudilik diyor ki hayır efendim biz de öyle gökten mökten değil gitmiş gelmiş gitmiş ve gelecek olan birini beklemiyoruz. Peki ne olacak? Yeni bir doğum ile bir Mesih gelecek diyor onlar. Ama her ikisinin de beklemiş olduğu Mesih Davut soyundan gelecek. O zaman biz neyi söyleyebiliyoruz? Yahudiler özellikle dünyada hiçbir konuda başarılı değillerse diyoruz. Yani öyle farz edelim diyoruz şimdilik. En önemli başarmış oldukları
Konu Davut soyunun ciddi anlamda soy soy adım adım kaydedilmesidir. Çünkü 2 gün sonra Hristiyan da soracak, ortaya çıkardığı bir Mesih figürü olursa diyecek ki koy bakalım şu Davut soyunun neresinden geliyormuş bu arkadaş diye secereyi. Onlar da secereyi önlerine çıkarıp susun demek üzere bir kayıt tuttuklarını net olarak zaten biz biliyoruz, o ayrı bir konu. Ama en önemli yapmış oldukları meziyet, şu anda hiçbir şey yapamıyorlarsa dünya üzerinde bunu çok iyi yapıyorlar. Sonra gelelim şu Mesiyanik dönemle alakalı bizdeki bakış açısına biraz. Şimdi bizde de zaten dediğiniz gibi işte Atatürk benzeri bir lider vesaire bekleniyor. Bazı arkadaşların söylemlerine göre hiçbir şekilde şu ana kadar siyasete girmemiş, Türkiye'de adını sanını bilmediğimiz, 30 yaşını doldurmayan bir lider çıkacakmış. Türklerin, yani Türkiye'nin yönetimine o gelecekmiş ve Türkiye'yi alıp uçurup götürecekmiş. Bunu bazen Barış Manço'nun o işte Kayalar'ın oğlu tezine dayandırmaya çalışanlar veya oradan çözmeye çalışan arkadaşlarımız da oluyor. Biz de diyoruz ki bu kadar çok milletimizi, özellikle Türkleri, Türk Müslüman dünyasını bu konularla meşgul etmeyin diyoruz. Yakın tarihte bizim kendi çalışmalarımız üzere görmüş olduğumuz tablo şu. Yakın tarihimizde biz Türklerin bir kendiliğinden, hani deriz ya yerli ve milli. Yerli ve milli anlamda bir yükselişini görmüyoruz. Bir yükseliş olacak mı peki ileriki dönemlerde diye sorulursa bunun cevabını evet, günümüzden yaklaşık 150-170 yıl sonra olacağını görüyoruz diyoruz. Sebepleri var. Çok uzatmamak için anlatmıyorum şimdi ama en azından bu tarihi söylemiş olalım. Sorulara bakabilir miyim? Tabii ki. Zafer Hoca'ya pelerinli gelecek lideri sorar mısınız? Ne sen kardeşim demiş. Böyle biri var mı? Pelerinli bir gelecek lider. Evet, şimdi bu tanım belki sizin izleyicilerinizin olduğu bir ortamda yabancı bir tanım olabilir. Çünkü biz bu tanımı Türkiye'de ilk defa dillendiren kişiyiz. Yani bir çalışma yapan kişiyiz. Çünkü genelde Türkiye'de yanlış bir şekilde, ama kasıtlı ama kasıtsız diyelim şimdilik için, yanlış bir şekilde anlatılan ahit sandığı olayı var. Biz kendi çalışmalarımızda net olarak, belgeli olarak şunu ortaya koyup söyleyebiliyoruz. Ahit sandığı dedikleri o sandığın gelecekte bulunmasıyla alakalı kimse bir beklenti içinde değil. Kimse de aramıyor. Yani Yahudi bu sandığı aramıyor. Hristiyan bu sandığı aramıyor. Müslüman zaten kendi var olan bilgisinden dolayı bir cansız nesneden beklenti içine zaten giremez diyoruz. Bu bir putperestliktir diyoruz. Ve kitabi anlamda Tevrat'ta da İncil'de de sandık döneminin bittiği net olarak ortadadır. Ama demek ki Türkiye'deki arkadaşlarımız Tevrat'ı, İncil'i tam anlamıyla okumadığı için ezberden konuşuyor ve hala ülkemizde millete ahit sandığı algısı yapıyor. Bir de bu algıyı tabii tetikleyen, körükleyen de kim oldu? Mayıs 2021'de Fetih kutlamaları sırasında Ayasofya'nın camiye çevrilmiş olduğu bir ortam vardı çünkü. Bu ortamda da insanların manevi anlamda coşkularını yükseltebilmek için İletişim Daire Başkanlığı ekip kuruldu. Ayasofya üzerinde bir ahit sandığı gösterdi. Ve bunu gösterdikten sonra da ülkemizde o diğer işte konuyu yanlış anlatan arkadaşlarımız aha sandığı bulduk. Ayasofya çok rahat bir şekilde camiye çevirdik, demek ki elimizde böyle bir güç var diyorlar. Yani sandık artık Türkler demiş diye bir algı yapıyorlar. Biz diyoruz ki yapmayın bu algıyı. Çünkü doğru değil, ne İslami ne de dünyevi anlamda bunun doğruluğu var. Bu doğru değil, bu tamamen bir algıdır. Peki bu algıyı niye yapıyorlar? İşte bu algıyı sebepleri ifade metinlerde sandığı Mehdi bulacakmış. Mehdi sandığı bulduktan sonra elimize muazzam bir güç geçecekmiş. Çünkü sandığa kim vakıf oluyorsa, sahip oluyorsa yenilmez bir güce kavuşacakmış ve önündeki tüm imparatorlukları, düşmanları yok edecekmiş diye anlatıyorlar. Biz de diyoruz ki yapmayın, bu doğru değil. Böyle bir gerçeklik olmadığı gibi böyle bir hadis de yok. Yani bu hadis evet, gezdiriliyor olabilir. Uzunca zamandır da bu coğrafyalarda, yani
Müslüman coğrafyasında gezdiriyor olabilir ama bunun doğruluğu yok. Çünkü Peygamberimiz ayetle sabit olduğu üzere gelecekten haber veremez. Araf suresi 187-188 bu konuda çok nettir. Hiçbir şüpheye yer bırakmaz. Eğer ki başka Nisa suresini karşımıza çıkarmaya çalışan arkadaşlar oluyor bazen bu konuyu söyleyince. Orada da işte Allah'ın peygamberimize yani inananlara yönelik vermiş olduğu bilgide biz istediğimize gaybi bilgi veririz diyor. Doğru. Biz de diyoruz ki evet gaybi bilgi zaten peygamber alsaydı bize vahiy anlamında gelen bilgiyi aktaracaktı. Bu da kitapta yer alacaktı. Yani Kur'an'da yer alacaktı diyoruz. Kur'an'da böyle bir bilgi yoksa peygamberimiz ben gayb bilgisiyle yani hiçbir şekilde bilgilendirilmedim diyorsa o zaman biz peygamberimize ve özellikle ayete tabi olmamız lazım. Ayette bu konunun önü kesildiyse bu konuyu uzatmamamız lazım diyoruz. Ama işte bu algı devam ettirildiğinde sanki bizde de Mehdi ve Mesih beklentisi var gibi anlatılıyor. Hazreti İsa'nın ölmeden bedenen göğe alındığı anlatımları yapılıyor. Halbuki biz neyi biliyoruz? Maide suresi 116-117. Ayetlerde Hazreti İsa'nın kendi ağzından vefat ettirildiğini biliyoruz. Doğru. Onu Yahudiler çağırmaya gelmek istediler, gelemediler diyor. Onu öldüremediler diyor. Bu doğru. Bize burada bilgi olarak Allah neyi söylüyor? Hazreti İsa'yı öldüremediklerini söylüyor. Bu doğru. Biz buna itiraz etmiyoruz. Diğer ayette ne diyor Allah? Onu ben vefat ettirdim diyor. Yani dünyadayken Hazreti İsa her canlının ölümü tadacağı gibi o da ölümü tatmıştır. Öyle geri gelme vesaire gibi bir durumda söz konusu değil. Ama algılar yapılıyor mu? Yapılıyor. Peki bu algılar niye yapılıyor? Yani bizde Müslümanlıkta bir Mehdi, bir Mesih algısı niye yapılıyor? Çünkü yine dönelim kehanetlere. Tevrat ve İncil kehanetlere baktığımız zaman Deccal kimlerden çıkacak diyor onların kehanetinde. Özellikle Hristiyan kehanetinde yani İncil'e baktığımız zaman. Çünkü bir Mesih gelecekse onların beklentisine göre neredeyse aynı rütbeyle hemhal olabilecek olan düşmanın da gelmesi lazım ki Mesih o zaman gelsin en son raddede. Deccal kimden çıkacak diyor kehanet? Sünnetlilerden çıkacak diyor. Bir bakıyoruz Yahudi de sünnetli, Müslüman da sünnetli. Ama Yahudi konudan kaçtığı zaman ihale kime devretti? Müslümana devretti. Ve kurulan tarihler bunu algı olarak doğruymuş gibi kabul ettirmeye çalıştılar. Ha, kabul eden gruplar oldu. O yüzden de şimdi biz de diyoruz ki yapmayın, etmeyin. Bunun doğruluğu yok. Adamlar bakın. Bu sebeple bize bunları ikna etmeye çalıştılar diyoruz. Bunları görmekte fayda var diyoruz. Peki Zafer Bey, Ayasofya'yı çok iyi bilen, hatta içinde de oldukça faaliyet yapan biri olaraktan sizler gezdirenler olarak 50 yıl restore edilmesinin sebebi nedir? Bu algıyı gerçekleştirmek üzeredir. Hangi algıyı? Ahit sandığını çıkartmak. Çünkü bakın ciddi anlamda işte hem az önce ifade etmiş olduğumuz İletişim Daire Başkanlığı'nın çalışmasındaki sandığın gösterimi hem de uzun zamandır ekranlarda bu gibi konularda konuşma yapan hem büyüklerimizin hem arkadaşlarımızın sandığın Ayasofya'da olduğu algısını inşa etmeleri. Çünkü eğer bizi takip edenleriniz varsa yani izleyiciler arasında şu anda biz de katılmış olduğu çeşitli programlarda bu konuyu konuşurken hiçbir şekilde İslami anlamda Müslümanların elinde böyle bir sandık kaydının olmadığını söylediğimizde programda Serhat hocamız bir kaynak ifade etti. Kendisinin çalışması olmayan bir kaynağı ifade etti. Bu kaynağın da orijinal nüshasının İstanbul'daki Süleymaniye Kütüphanesi'nde olduğunu söyledi. Biz de hemen kalktık gittik 10 gün Süleymaniye Kütüphanesi'nde ilgili eseri incelemek üzere kamp kurduk. 10 günün sonunda kendilerinin ifade ettiği gibi bir sözün, bir kaynağın o ilgili eserde olmadığını belgeledik. Elimizde bu anlamda bir belge, bir kayıt zaten yok ama algısı maşallah çok. Ayasofya'ya dönersek işte algı Ayasofya üzerine inşa edildiği için niye? Çünkü halifelik müessesesi İstanbul'da sona erdi. Sona erdiden kastım şu, dosya bir bakıma da olsa pasife geçirildi Türkiye Cumhuriyeti kurulurken. Orada ne dedi? Hilafet makamı, Türkiye Büyük
olarak saklı tutulacak dedi. Mündemiş demek ne demek? Yani ilga değil, mülga olarak mündemiş duracak dedi. Mülga ne demek? Kapanmış, katiyen açılamayacak bir dosya değil. Her an istenildiğinde açılacak olan bir dosya konumundadır. Mülga tanımı. İlga yazsaydı zaten açamazdık. Ama mülga olarak not edildiyse bir dönem, bir grup geldiğinde siyaseten, hukuk nazarında bir gücü eline geçirdiğinde bunu tekrar hilafet makamına aktif edebilir. O yüzden de biz diyoruz ki eğer böyle bir niyet varsa ileriye dönük zaten sandığın buradan çıkması gerekir. Neden? Zaten halife makamı burada kaldı. İstanbul'da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde. Bir grup geldi halifeliği tekrardan yani hilafet makamını aktif etti. O zaman ne lazım? Bir halife lazım. Halife bulundu diyelim. Yani bunun illa Türk olması, Arap olması sorun değil. Yani meşru anlamda halifelik töreni nerede yapılacak? Ayasofya'da yapılacak. O zaman da Ayasofya'nın ne olması gerekiyor? Cami statüsüne çevrilmesi gerekiyor. Şimdi çevriliyorsa demek ki bir dış müdahale mi var sorusunu da unutmayalım diyoruz. 50 yıllık 50 yıllık restorasyon sürecinde de şöyle bir sıkıntı olduğunu söylüyoruz. 2025'i bir atlatalım diyoruz. Ayasofya'yı tadilata alacak olan yönetim için söylüyoruz bunu. Ondan sonraki süreçlerde siz şimdi Ayasofya'yı içeriden iskeleleşmeye devam edin. Çünkü içeride bir oda var. Bakın Ayasofya turları yapıyoruz. En yakını 5 Kasım'da da yapacağız Ayasofya turunu. Ayasofya'da pek çok odacık var. Ama sadece bir odanın ölçüleri, Tevrat'ta ifade edilen ahit sandığının ölçülerini benimseyecek, içinde hapsedecek, onu içinde emanet olarak tutacak bir ölçüye sahip bir oda. Ve bu odanın hem dışarıyla hem de içeriyle bağlantısı var. Odanın da nerede olduğunu turlarımızda zaten yerinde bizatihi gösteriyoruz. İşte bu kadar da açıksa bu konu, içeride iskeleleşme oldu, restorasyon oldu, oraya bir paravan geldiler ve arkaya geçemediğimizi düşünün. Bir gece yatacağız, sabah kalkacağız, bir grup çıkacak bize diyecek ki Ayit Sandığı'nı Ayasofya'dan çıkardık. Hayda! diye sorunlar oluşturulmayla alakalı bir altyapı mı acaba hazırlanıyor diyoruz. Açık ve net. Tabii yani yanlış da anlaşılmasın. Biz Ayasofya'nın tadilata girmesine itiraz etmiyoruz. Zamanlamasına itiraz ediyoruz. Çünkü yapı gerçekten yaşlı. 2037 yılında tam anlamıyla 1500 yaşına gelecek ve şu an yaşayan en eski aktif kullanılan bir yapı statüsünde Ayasofya. Diğerleri kalıntı halinde. Daha eskileri var. Dünyada da var. Ama kalıntı halinde aktif bu gibi ayakta olan bir ibadethane yok. Bina yok. Bu da önemli. O yüzden de tabii ki de restorasyon alınması gerekiyor. Ama zamanlamaya da dikkat edilsin diyoruz. Zafer Bey, çok teşekkür ediyorum. Siz beni görmeden, ben sizi görmeden bir yayın gerçekleştirmeye çalıştık. Emeğinize sağlık. Var mı son olarak eklemek istedikleriniz? Özellikle herkesin çok merak etti. Tabii ki bu savaş eninde sonunda Türkiye'ye sıçrayacak mı? Bir de Netanyahu yargılanacak mı? Bu iki soruyu da sorup ekleyecekleriniz varsa onları da alayım. Sizi daha fazla yormayayım. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi Netanyahu yargılanacak mı? Evet, bu tüm konular bir bakıma da olsa kendi stratejilerine en yakın bir oranda diyelim. Gerçekleştirildikten sonra dindiğinde ortamın tansiyonu, evet birileri yargılamak üzere Netanyahu'ya mahkeme ve dosyalar açacak. Ama burada da insanlar neye bakacak? Ya kazanımımız ne kadar büyük oldu, küçük oldu? Bu adama şimdi yargılama yapmamız değer mi, değmez mi? Buna bakacak. Eğer dedikleri gibi kazanım elde ettiklerini görürlerse zaten daha mevcut halde bile Netanyahu yargıyı değiştirmeye çalışıyordu. Yani yasamayı değiştirmeye çalışıyordu. Getireceği yeni kanunlarla. Buna bile ciddi anlamda muhalefet ediliyordu ama adamı bir türlü engelleyemiyorlardı. Ya burada bile adamlar ciddi olarak kendilerini yargılatacak ortamı serbest hale getirmiyorsa kendi kazanımlarını ciddi ölçekte elde ettikten sonra da sanki kolay kolay o sürece girilmeyecektir. Sonra çünkü klasik olarak ya yaşı da ileri geldi bahanesiyle bunu yaştan dolayı muaf tutma durumları da söz konusu olur.
Şimdi ülkemizi sirayet etme konusunu zaten bir EGMG konusuyla anlatmaya çalıştık. Pelerin konusu havada kalmasın. İzleyicilerimizin sorusuna hemen cevaplandıralım. Pelerin konusu şu. Şimdi evet onlar bir Mesih bekliyor diyoruz ama sadece bir Mesih beklemiyorlar. Mesih'ten önce de bir figür gelecek, ortaya çıkacak. Bu kişinin o kişi olduğunun işareti pelerin Figürün. olacak. Bu evet bu pelerin sahibi olan kişi dünyada şu anda İsrail coğrafyasında yaşamayan kişileri tekrardan İsrail coğrafyasına toplayacak olan kişi. Bu kişi de pelerin sahibi olacak olan kişi. O yüzden de diyoruz ki bakın burada Hollywood'u takip edin. Hollywood tüm süper kahramanlara kostüm olarak bir kumaş verdi, giysi verdi ama hepsinde de pelerin var. İşte Superman'inden, Batman'inden, diğer sayacağınız bütün kahraman işte en son Marvel serisine bakarsak işte orada ne görüyoruz? Doktor Strange vesaire. Ama tam anlamıyla pelerinin ne işe yarayacağıyla alakalı bir film önermemizi isterse izleyicilerimiz Black Adam diye bir film çekildi. Bu meşhur işte Drak dediğimiz figür oynadı. Yani işte Akrep Kralı oynayan adam oynadı. Meşhur olan aktörü tanır herkes yani filmle biraz içli dışlı olan insanlarımız. Black Adam filmini bir izlesinler. Oradaki karakterde bile pelerin vardı. Nasıl, ne şekilde bir pelerin nasıl tanımlanarak ortaya koyulmuştu. Bunları görsünler. Yani sır daima göz önünde diyoruz. Yeter ki sırları onlarla alakalı altyapımız olsun diyoruz. O zaman çünkü hepsi takır takır çözülüyor ve okumaya da rahat bir şekilde başlıyoruz diyelim. Diyerek ben burada sözlerimi tamamlamış olayım. Çok teşekkür ediyorum. İlminize sağlık, yüreğinize sağlık. Bir başka yerinde görüşmek üzere diyorum Zafer Bey. Biz teşekkür ederiz tekrar davetiniz için.